yatalakları yürüten cinci yogacının bence güzel bir viraj yani. Esas mesleği. Wow. Şimdi yatalakları yürütüyor. Cinci yogacı hiç duymadım. Ama kesin vardır. Yani çünkü o aradaki sınırlar çok incelmeye başladı yani. Yogada namaz gibi falan gibi şeyler de söylendi. Ondan sonra orada da bir farkındalık bilmem ne, öyle enerjiyi aldın mı verdin miler var yogada da. Dolayısıyla cinci yogacı olabilir. Hiç gitmedim. Bir yandan da yani bir yerine iki çok daha zevkli gibi bir şey cinci yogacı yani. Hem yoganı yap hem cinini çıkarsın. Müthiş bir rahatlık yani. Çünkü yogayı yaptın hala cin var. Anladın mı? Öyle bir... ya diye o bir mide gurultusuna da gidebilecek bir şey. O yüzden bence güzel ama yatalakları yürütmesi de ilginç. Ve esas mesleği. Bunu biraz düşünmek istiyorum. Çünkü bir yogacının esas mesleği her şey olabilir. Bunu öğrendik. Çünkü herkes yogacı oluyor bir noktada. Hayatının bir noktasında. Kariyerinde başarılı olsa da olmasa da sıkılan yogacı oluyor. Bazıları da çok iyi oluyor. Yani yogacıdan, yogaya gidenden çok yogi olabilir istatistik olarak. Yani bir kişiye 1,5 yogi düşüyor olabilir yani o oran. Dolayısıyla yogacının esas mesleği her şey olabilir. Ama yatalakları yürütüyorsa, yani ya bir çok iyi bir herif olması lazım. Nasıl yürütüyorsa yürütsün. Yani hani ben yöntemini sorgulamıyorum kesinlikle. Yatalaklar yürüyor mu? Yürüyorsa benim için sıkıntı yok. Yoksa yani sikiyor mu, yalıyor mu, üflüyor mu, yürüttü mü? Ben mesela yatalağım, açıkçası yönteme çok takılmayabilirim yürüdükten sonra. Lan böyle bir şey vallahi yürüttü falan gibi bir şey. Taşak enerjisiyle yürüttü. Bilmiyorum yani ama hani yürüdüm mü yürüdüm gibi düşünebilirim. O yüzden yine bakacak olursak yani yatalakları yürüten cinci yogacının esas mesleği yani bu adam bir iyilik meleği falan olabilir. Yani hala çünkü yatalakları yürütme yeteneğini bir şeylerle gizlemesi gerekiyorsa cincilik ve yogacılıkla. O yüzden ben açıkçası esas mesleğinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir gönül dostu olduğunu düşünüyorum.